Hazreti İlyas daha çok Hazır'ın yarenlik ediyor. Yani o kadar bir görevi yok. Ama peygamberin yanında olması tabii çok dinlendirici onun için. Çok güzel. Tek olmasını kaldıramaz Allah'ın. Yani. Ruh olarak yaşamak, koskoca dünyada tek kişinin ruh yaşaması çok zor. Onun için Allah kalbine rahatlık olsun, sıkıntı çekmesin diye yanına bir peygamber veriyor. Mehdi'nin yanına da mesela İsa Mesih'i veriyor. Ama son aşamada. Son artık yani. Zaten 7 veya 9 yıl falan beraberlikleri. Yani dünya hakimiyetindeki beraberlikleri. Allah Resulü dünyadan göçtüğünde Hızır geldi ve evin kapısının önünde durdu. İçeride Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh bulunuyordu. Allah Resulü kefenlenmişti. Hızır içeride bulunan Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'e şöyle dedi. Selam olsun ey Ehli Beyt. Ehli Beyt-i Resulullah her nefes ölümü tadacaktır. Sizler mükafatınızı kıyamet günde alacaksınız. Sizin için de kendim için de Allah'a istiğfar ediyorum diyor. Yaşlı bir insan olarak geliyor. Kim olduğunu tanımıyorlar, anlamıyorlar. Gidince tahmin ediyorlar Hızır olduğunu. Hiç oralarda bilinmeyen bir insan. İçeriye giriyor, gayet sakin. Konuşup çıkıyor. Kehf suresi 94. Ey Zülkarneyn, gerçekten ya Ecuç ve Mecuç. Efendim. Yeryüzünde bozguncuyu çıkarıyorlar. Bizim onun arasında bir sed inşa etmek için sana vergi verelim mi? Tabi onlar nasıl istediği bir duvar yapması. Yani bildiğin taş duvar. O da duvarcı ustası. Zülkarneyn de duvarcı ustası. İlk duvarcı ustası Hazreti Adem'dir diyorlar. Cenab-ı Allah ona ev yapmayı öğretti, duvar yapmayı öğretiyorlar. O önüne de önlük bağlıyor ya. Evet. İşte Masonların o önlük geleneği oradan geliyor. Bediüzzaman Said Nursi biliyorsun Rus esaretindeydi. Avrupa'da yanında 5 kuruş para olmadan büyük bir tur attı. Ta nerelere kadar gitti, nerelerde kaldı. Yıllarca o kanlı bıçaklı savaş ortamından sağ salim İstanbul'a geri döndü. Ona yol gösterten, bütün o serencam içinde ona yardımcı olan bir varlıktır Hızır Aleyhisselam.